Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yine bir kaçak cumartesi akşamı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Şöyle bir ana ekranıma bakayım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Görüntüde, seste. Şu an ben herhangi bir sıkıntı gözlemlenmiyorum ana ekranımda. Sizlerden de ufak bir geri bildirim alırsak. Beyhude geçer dostlar, nasılsınız? Az önceki yayından çıktık. Burak Hoca ve Türkiye'nin ilk uzaya göndereceği insanlarla yapmış olduğu o güzel yayından sonra diyeyim, bir sıkıntı. Heh, tamam. Ses iyi, görüntü iyi, köpek formunda. Bu köpek formunda ya, dışarıda baya bir gürültü vardı. Ben yayını biraz o yüzden gecikmeli açtım. Kusura kalmasın kimse. Zaten gramer yayını yapacağız. Cumartesi akşamı saat 11 itibariyle yapacak daha iyi bir şey olmayan dostları Twitch'teki canlı yayınımıza bekliyoruz. Bu yayın biraz daha YouTube'da bizi düzenli izleyenler var bildiğim kadarıyla. Özellikle Serhat dostumuz düzenli olarak izliyor. Başta o ve ismini bilmediğimiz diğer düzenli banttan izleyen dostlara Infinitive yayınından sonra bir de Gerund yayını yapalım dedik. Gramer anlatacağız. Gramer'in pis konularından anlatacağız. Elimizi kana bulayacağız yine Infinitive yayınında olduğu gibi. Sizlerin de suç ortağım olmanızı istiyorum. Cümleler çevireceğiz. Ben size bir takım Türkçe cümleler vereceğim. Onları İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. O esnada da tabii Gerund'un kullanımı noktasında biraz çalışacağız diyelim. Aerodinamik tencere, evet, yayın kaç yayın sonra ilk defa tekrar görmüş olduk. Loud and clear demiş. O zaman biraz şöyle mikrofonumu biraz daha geriye alayım. Umarım rahatsızlık verici derecede değildir ses. Chat'te Ufuk'u görüyorum. Başka kimler var? Şu an için ismini okuyabileceğim kimse yok. 6 izleyici gözüküyor. Bir kişi bile olsa biz bu yayını yapacağız. Dediğim gibi bu anda yayın biraz daha kayıt yayınına yönelik olacak. Merve sattı seni galiba. Hafta sonu ya Ufuk. İnsanlar geziyor. Ben gündüz gezdim, akşamı sizlere ayırdım. Diyelim. Yavaştan başlayalım mı dostlar? Söylemek istediği, sormak istediği bir şey olan, chat'e yazmak isteyen bekliyorum. Böyle bir iletmek istediğiniz bir husus yoksa ben direkt Jaren anlatımına başlayacağım. Bu sefer Wikipedia'daki bir Jaren sayfasını ekrana yansıtayım istedim. Yayın öncesi şöyle biraz göz gezdirdim. Anlatmak istediğim konuları içeriyor. Yani fazlasıyla, hatta ben biraz daha rafine yapacağım. B seviyesi dostlar için bir anlatım olsun. Saat YDS ile ilgili bir çalışma olacak mı yine? YDS'den ziyade şu an üniversitelere geçiş söz konusu. Yani liseli dostlar üniversitelere yerleşecekler. Kazandıkları üniversitelere yerleşecekler. Bazı dostların seviye atlama sınavlarına gireceğini tahmin ediyorum. Belki onlara yönelik seviye atlama sınavlarına çok fazla çalışma zamanı da olmayacak dostların. Belki bu anlamda bu sınavlar hazırlanacak kişilere yine YDS'de vermiş olduğumuz tüyoları, taktikleri daha özet bir şekilde vereceğimiz birkaç yayın yapmayı düşünüyorum diyeyim. Onun da kafamda proje olarak var ama nasıl yayına geçiririz, hayata geçiririz onu biraz daha üzerine düşünmem lazım Ufuk. Sen kitabında siparişini vermişsin her akşam. Keşke telif sıkıntısı olmasa da Cesur Hoca'nın kitabı üzerinden gitsek bütün gramerlerde gerçekten çok faydalı olacaktır ama tabii ki telifli eseri yayında ne herhangi bir araçla yansıtmam uygun olmayacak. O yüzden ben bugün beleş, bakın ne diyor, beleş ansiklopedi yazıyor Wikipedia, The Free Encyclopedia. Buradan gideceğiz. Postür kontrolü aldım, 500 bilim puanını harcadı Emre YL14. Şöyle bir dikleşeyim ben de. Şöyle birkaç da kültür fizik hareketi. Ben başlıyorum yayınıma o zaman. Şimdi dostlar, bu Gerund baş belası 3 tane İngilizce'de konu var. Öncelikle ben size onların şöyle tekrar bir adını yansıtayım. Buradan tekrar geliriz oraya. İngilizce'de sıkıntı yaşamamıza sebebiyet veren konu bu dostlar. Bakayım gösteriyor mu? Aynen. Non-finite verb dediğimiz bir fiil özelliği. Buradan işte infinitivler ve participle'lar da bu ailenin birer üyesi. Şöyle bir sıkıntı.
Bizim gibi Hint Avrupa dillerine ait olmayan, o dil ailesine ait olmayan dilleri konuşan İngilizce öğrenirleri açısından bir sıkıntı. Bizim dillerimizde biraz farklı işlevlerde ve farklı formasyonlarda bu görevler yerine getiriliyor. İngilizce ve İngilizcenin tabii yanında diğer Cermen dilleri, Romans dilleri, Latince kökenli ve diğer Avrupa, Hint Avrupa dillerinde karşılaştığımız bir husus bu. Non-finite verb. Aslında non-finite öznesiz demek dostlar. Daha kısaca buna öznesiz fiiller diyoruz. Peki öznesizse bir fiil ne demek? Burada düşünmemiz gereken bir ne diyeyim? Hususiyet var. Bu çok fazla da yani gramer veya bir dil bilim anlamında detayına da girmek doğru olmayacak ama şurada bakın verb forms'tan sonra gelen bir cümle var. Ben bunu şöyle bir seçeyim. Şimdi bu non-finite verb'ler ki bunlar infinitive participle'lar ve gerund'ların dahil olduğunu anlatmıştık. Neymiş bunlar? Finite verb'ler yani özneli fiillerin dışında onlara zıt olarak ne eksiklikleri varmış? They lack inflection for number or person. Yani öznesiz olduğu için öznenin tekilliğine, çoğulluğuna veya işte ne bileyim işte özneye ilişkin fiilin alması gereken o elbiseler bu non-finite verb'lerde yok. Yani daha yalın bir sınıf bunlar. Ve ne diyelim? Devamında ne diyor? They cannot perform action as the root of an independent clause. Yani bağımsız bir cümlenin o sergilemiş olduğu görevi bunlar üstlenmiyor. Yani bunlar biraz daha eksiltili cümle veya bağımlı cümle kurmamızı, yani cümlecik diyelim Türkçe karşılığı tam nedir tahmin edemiyorum şu an ama bunlara yarıyor. Yani bir takım bunlar sadeleştirme araçları İngilizce için. Infinitivler olsun, gerundlar olsun, participle'lar olsun. Çünkü her cümleyi tek bir aksiyonla yani tek bir yüklemle, tek bir fiille kuramayacağımız için anlatımı çoğu yerde zenginleştirmemiz gerektiği için bir takım ek aksiyonlar, ne diyeyim fiiller işin içine girmesi gerekiyor ki oluşu veya hareketi daha güzel anlatabilelim. Burada da Türkçe bunu farklı bir yönde yaparken, farklı bir yöntemle yaparken İngilizce farklı bir yöntemle yapılıyor. Non-finite verb dediğimiz bir kategori bu. Şöyle hızlıca gidelim. İngilizce kategorisinde ne diyor? İngilizce'de a non-finite verb may constitute an infinitive verb, a participle, a gerund. Bu üçüne zaten bu öznesiz fiiller grubuna girdiğini anlatmıştık. Infinitive bir önceki yayında ben size izah etmiştim. Participle'lar bundan sonraki yayının konusu ki participle da çok mühim bir konu. Biz bugün gerund'u anlatacağız. Bu yüzden şöyle gerund'a tıklayalım gidelim. Bugüne kadar gerund hakkında ne biliyorsunuz dostlar? Ben chat'e sorayım. Gerund deyince aklınıza ne geliyor? Tam bu gerund konuları işte böyle B2'den C1'e geçerken bizleri zorlayan konulardan bir tanesidir. Infinitive ve participle'la beraber. Milli Eğitim müfredatında çok üzerinde durulduğunu ben kendi eğitimimde gözlemlemedim. Kardeşim de aynı şekilde veya yeğenlerim, kuzenlerimin eğitiminde de denk gelmedim. Genelde eksik bırakılan bir konu veya üzerinden çok alelacele geçilen bir konu oluyor ve bu yüzden devlet okullarında ki buna bazen özel okullar da dahil bence dört başı mamur bir İngilizce eğitiminde olması gereken bu husus biraz anladığım kadarıyla es geçiliyor ya da gerund'un tek bir yönüne vurgu yapılıyor. Ufuk diyor ki gerund'u ilk kez duydum. Geçmiş olsun Ufuk. Allah başka dert vermesin. Gerund'u ilk defa duymuşsun. Chat'teki diğer dostlara soralım. Yani gerund deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi ekrana da İngilizce şeyini yansıtmış olduk. Yani birebir biliyorsanız tanım yapın. Birebir bilmiyorsanız bir tahmin yürütün veya kulağınıza bugüne kadar ne çalındı bu konuda? Gerçekten sizin görüşleriniz benim için önemli dostlar. Ulaç demek. Evet. Ufuk Gerund'u Translate'de yazdı. Ulaç demek dedi. Şimdi, ulaç ne demek desem Ufuk'a ona da tekrar Google'a gidecek. Ufuk'u yormayalım. Ben lingüistik tanımını, dil bilim olarak tanımını yapayım. Lingüistik tanımını, dil bilim olarak. Şimdi, a gerund is any of various non-finite verb forms in various languages. Birçok farklı dilde ne diyor? Herhangi bir türüymüş. Yine öznesiz fiillerin herhangi bir türüymüş. Sıklıkla, most often, but not exclusively, sıklıkla ama
Münhasıran olmamak. Sadece bu şekilde olmamakla birlikte, yani burada bir şer koyuyor. One that functions as a noun. Şimdi az önce bize ulaç dedi Ufuk, internetten çektiği kopyayla. Ulaç ne demek? Bir bakalım. Şimdi bu ulaçlar, lisede gördünüz, üniversiteden sonra görmediniz. Şöyle ulaç diye yazdığımızda zarf fiil dedi. İşte yanlış mesela. Bunu gerund'u ulaç diye çeviriyor. Bu şeyin de aynı hatası. Dedik de çevirdiğinde ulaç dedi, isim fiil dedi. İşte Türkçe'de ki yöntemle İngilizce'deki yöntem bambaşka arkadaşlar. Çok doğru bir tanım vermek gerekirse işimize yarayacak pratik bir tanım. Arkadaşlar gerund isimdir. Bakın ne diyor? Noun. İsim. Yani bir objenin ya işte yerin, hareketin, niteliğin, durumun, varoluşun adı. At. Yani Türkçe'de biz isim diyoruz. Yani at ya da isim diyoruz. Gerund budur arkadaşlar. Başka bir şey değildir. Yani kerameti kendinden menkul bir gramer konusu değildir. Gerund size bir isim ya da isim soyulu ne olabilir? Mesela sıfat. Sıfat verir ya da isim verir. Gerundlar fiillerden oluşur ama fiil değillerdir dostlar. Nonfinite verbs dedik başlık olarak. Burada işte Türkçe gramer başlıklarıyla gerund veya infinitive veya participle anlatmak sıkıntılı. Bizdeki birçok şeyi karşılamıyor. Mesela Türkçe'de kurduğumuz birçok, şimdi birazdan size bir takım Türkçe cümleler vereceğim. Bazısını farklı şekilde kuracaksınız, bazısını farklı şekilde İngilizce'de kuracaksınız. Bu yüzden gerund demek işte isim fiildir demek değil maalesef. Çünkü gerund'la isim dışında isim benzeri bir niteleme formu olarak sıfat da kurabiliyoruz. Anlatabiliyorum inşallah. Burada vurgulamam gereken kısım noun, bir isim. Peki biz ismi cümlenin neresine koyabiliriz? Bir cümle kurduğumuzda subject, verb, object. Noun, subject'te de olabilir, object'te de olabilir ya da object yerine bir direkt nesnemiz yoksa tümleç dediğimiz yapılarda da barınabilir. Fiil haricinde bakın yine fiil soylu bir aile ama gerund'la fiil kurmuyoruz dostlar. Bu bir noun. Bununla biz ya bir özne yaparız, ya bir nesne yaparız ya da bir tümleç yaparız. Bunun dışında yok Türkçedeki işte isim fiilleri karşılar, fiilimsileri karşılar, şudur budur. Bu tip tanımları bence unutalım. En güzeli biz gerundların birer isim olduklarını bilelim. Arlan, hoş geldin. Gördüm şimdi seni de. Devam edelim şuradan. Bakalım ne diyecek. The term ing form. Ha, pardon, şurada kaldık. In English, İngilizce'de, it has the properties of both verb and noun. Yani neye, hangi özelliklere sahipmiş? Hem fiillerin hem isimlerin özelliklerine sahipmiş diyor. Such as being modifiable by an adverb and being able to take a directed object. The term ing form is often used in English to refer to gerund specifically. Şimdi gerund yerine ing form ya da işte fiilin ing'li hali gibi de Türkçe anlatımlarda denk geleceksinizdir. Ing form da denir. Dediğim gibi bu bir form, bu bir şekil, bu bir yöntem. Ve bu yöntemde biz bir isim fonksiyonu kazanıyoruz. Fiile isim fonksiyonu kazandırıyoruz. Kökünde bir fiil olan kelimeyi gerund yöntemiyle, gerund yapma yöntemiyle, gerund'un işlevleriyle biz ona ayrı bir elbise giydiriyoruz. Yani ayrı bir gömlek giydiriyoruz ve bu gömlek ne gömleği? Bir isim gömleği. Devam edelim. Traditional grammar makes a distinction within ing forms between present participle and gerunds, a distinction that is not observed in such modern grammars. Şimdi daha geleneksel gramer anlatımlarında present participle'lar ki participle'lar bir sonraki karın ağrımız olacak, bir sonraki videomuz olacak. Present participle'larla gerund'ları ayırdığını ama güncel gramerin yani daha modern, daha günümüzün gramer anlatımlarında böyle bir ayrımın yapılmadığı, bütün ing şey gerund olsun, participle'lar olsun, ing form altında gösterdikleri noktasında bir burada bize bilgi veriyor. Biz present participle'la çok kafamızı karıştırmayalım. Onun da bir yine gerund gibi bir ing form olduğunu ve gerund başlığı altında anlatımını yapalım. Şimdi burada traditional use diyor. Burada Latince'nin gerundundan biraz bahsetmiş.
Orayı geçelim. İngilizce kısmına gelelim. Şimdi diyor ki, the English, thus, English grammar uses gerund to mean an ing form used in non-finite clauses such as playing on computers. Burada bir örneğimizi vermiş. Playing on computers, bilgisayarlarda oynamak gibi çevirebiliriz. Bunu da yine öznesiz, yani bağımlı veya eksiltili cümlelerde kullanılan bir özellik olduğunu ifade etmiş. This is not a normal use for a Latin gerund. Bu da Latince'deki gerund özelliğiyle ayrılık gösterdiğini, kullanımda ayrılık gösterdiğini ifade ediyor. Devam edelim. Moreover, dahası, the clause may function within a sentence as subject or object, which is impossible for a Latin gerund. Şimdi Latince kısmını boş verin. Latince'de olmuyormuş ama ben yayının başına ne dedim? Gerund'la kökünde, aslında, orijinalinde, kendi toprağında, kendi ülkesinde fiil olan bir kelimeyi getiriyoruz. Ona bir kıyafet biçiyoruz, gerund kıyafeti, gerund gömleği. Ve biz onu bir isim yapıyoruz ve ne olarak kullanıyoruz? Subject or object. Özne ya da nesne olarak bir fonksiyon, bir işlev atıyoruz. Şimdi örneğimiz çok basit. Playing on computers is fun. İşte bilgisayarda oynamak gibi diyelim. Bilgisayarda oyun oynamak eğlencelidir. Şimdi böyle yaptığımızda bu ing form bize ne kazandırdı? Şurada da bir adverb bağlantısıyla biraz daha anlatımı zenginleştirdi. Biz bunu bir özne olarak görüyoruz. Playing on computers. To play, oynamak bir fiil. Ama burada artık fiil değil bu. Fiil olarak yaptığı vazifesine bir son verdi. Yeni bir vazife kazandı. Üniformasını değiştirdi. Devam edelim. I like playing on computers. İşte burada bir özne var. Ben hoşlanıyorum. Ben neyden hoşlanıyorum? Bir nesne lazım. Neyden hoşlanıyorum? Playing on computers. Yani bilgisayarlarda oyun oynamaktan hoşlanıyorum diye çevireceğiz. İşte yine Türkçe'den birebir translation, bir tercüme kafasıyla çalışma hatası da buradan kaynaklanıyor. Mesela bunu birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde dedik bizim gibi mi çevirecek? Öncelikle onu teyit edelim. Mesela bilgisayarlarda oynamayı severim. Şimdi burada neyi severim? Oynamayı severim. Bir object olduğunu görüyoruz. Çünkü like'ın gidebildiği bir nesne var ve zaten nesneyi de gerund'la yapmış olduk. Burada şurada bir şey hazırlamıştım. New subscriber. Yay. Gerund'ın işlevler başlığı altında bunu ilkini yazalım. İşlevi nedir? Şöyle yıldız atalım. Fiili isim yapar. Birincil işlevi bu. Fiili isim yapmasıdır. Devam ediyoruz. Yine benzer şekilde subject ve object kullanımını bize burada anlatıyor. Latince'de bu gerund özelliklerinin olmadığını, gerund'un asla özne veya nesne olamayacağını anlatıyor. Latince kısmını biz geçelim. Bizim şu an onunla çok işimiz yok. Kafa karıştırır. Traditional English grammar diye devam eden kısımdan başlayalım. Traditional English grammar distinguishes non-finite clauses used as above from adverbial use, adjective-like modification of nouns and using finite progressive forms. Oh, şimdi burada ne demek istedi? Burada biraz düşünelim. Az önce şurada bir cümlemiz vardı. Neredeydi? Şurada. Geleneksel gramer anlatımıyla modern gramer anlatımında ing formların farklı başlıklar altında anlatıldığını bize ifade etmişti. Participle ya da gerund başlığı altında. Fakat bu ayrımın güncel gramer anlatımında gözlemlenmediği noktasında bize bilgi vermişti. Şimdi bununla ilgili burada örneklerimiz var. Buradaki örnekler biraz daha yine bir ing form ama bunların zarf, yani bir zarf cümleci veya bir zarfsal bir, yani belirteçsel bir kullanıma işaret ettiğini gösteriyor. Buradaki ing'lerin ise participle olarak nitelendirildiğini bize ifade ediyor. Yani şunu anlayacağız, her gördüğümüz sakallı dedemiz değil, her gördüğümüz ing gerund değil, bazıları da participle özelliği gösteriyor. İşte geldik yine İngilizcenin karın ağrılarından birine. O yani şimdi bir ton ing zaten metinde duyduğumuz ne diyelim, konuşmada, videoda, seste ing'lerden geçilmez, to'lardan geçilmez.
sonu iyi ile bitenlerden de geçilmez ve hepsinin dediğim gibi işlevleri farklı. Burada buna bir dikkat edelim. Her sonu ing ile biten gerund değildir. Şimdi mesela burada playing on computers they whiled the day away diye bir cümle vermiş. The boys playing on computers are my nephews. Şimdi mesela buradaki playing on computers kısmı mesela the boys'un bir niteleyicisi who'su düşmüş, sadeleşmiş bir relative clause yapısı. Buradaki ing bir participle'dır. Bir sonraki videonun konusu. Burada gerund değil. İlk yapacağımız ayrım. Hangi ing'ler gerund, hangi ing'ler ing formu fiiller, participle. Zihnimizde ilk bu oturtmamız gereken konu bu. They are always playing on computers. Buradaki mesela playing yine bir participle olarak bir continuous özellik göstermek üzere are yardımcı fiilinden sonra gelmiş. Biliyorsunuz they are playing on computers. Şu an bir takım insanlar, onlar diyeceğimiz kişiler bilgisayarda oyun oynuyorlar diye çevireceğiz. Bunlar arkadaşlar participle kullanım alanları. Şu an anlattığım konumumuzda bunlar yok. Bunlar gerund değil. Soru var mı? Ben biraz sıkıcı gidiyor olabilirim. Bir arada abonemiz gelmiş. Elcuna. Eyvallah. Kademe bir abone olmuş ve gelecek bilimde bu aboneliğiyle destek atmış. Özne olarak walking every day is good for reduce stress. Hardlands yakaladı konunun özünü. Verdiğin örnek gerund örneği. Onu da anlatacağız. Devamında ona benzer bir şey gelecek. Şimdi devam edelim. Yine geleneksel gramerdeki ing formlardaki, ing şekillerdeki bir takım kontrastlara, farklılıklara, zıtlıklara diyelim daha güzel olacak. I work in that building dedi. Mesela buradaki building de tamamen başlı başına bir kelime. Yani ne diyelim? Tabii kökünde yine bir build var ama artık bu bir isim olarak bina, yapı. Direkt kendisi isim. Yani bir ing alarak belki geçmiş zamanlardaki 300-400 yıllık belki İngilizcenin evrimi süreci içerisinde bu şeyi almış olabilir diyelim. Bunu yine bir gerund veya participle olarak düşünmeyeceğiz. Zaten building başlı başına bir isim. Peki bu ne ara building oldu? Şimdi bunu örneği verince benim biraz dikkatimi çekti. Bunu bir etimolojisine bakalım. Etimoloji bize ne anlatacak? Circa 1300'ler civarında bir structure, yapı, act or process of constructing, yani inşa veya bir yapım hareketi süreci olarak built'ın verbal noun formuymuş. Yani aslında gerund yapısı kullanılarak ki bu artık 1200'lerde, 1300'lerde çok eski tarihlerde bir şekilde building olarak kendisi bir noun ifadesi kazanmış bu. Normal gerund kullanımıyla karıştırmayacağız bunu. Tahmin ettiğimiz gibi build'den geliyor ve bir fiil soylu kelimenin isimleşmiş hali. Bunu kullanım anlamında da doğru tahmin etmişiz. Biraz 600-700 yıl öncesinde direkt building olarak bağımsız formunu kazanmış bu kelime. Devam. That's a good painting. Yine painting aynı şekilde. Bu da bir resim anlamına gelen, tablo, resim anlamına gelen bağımsız bir kelime. Bunu I like painting pictures, resimler boyamaktan hoşlanıyorumdaki painting'le karıştırmayacağız. Her writing is good. Bu da onun yazısı, yani onun yazı şekli ya da el yazısı diyebiliriz. Yazı üslubu diyebiliriz. Bu da yine bağımsız bir kelime. I like writing'deki writing'le karıştırmayacağız. Yani şu saniyeye kadar özet geçeyim. Biz hangi ing'lere gerund diyeceğimizi, hangilerine demeyeceğimizi anlatmaya çalıştı. Öncelikle participle'lara gerund demeyeceğiz. Onların da ing formları da var. Onları da bir sonraki yayında tanıyacağımız için daha kolay olacak. Şimdi bir tık soru işareti. Ve kelimenin kendisinde ing olan ve isim olan kelimelerde gerund olarak düşünmeyeceğiz. Diyelim. Devam edelim. The objection to term gerund in English grammar is that ing forms are frequently used in ways that do not confirm the clear-cut three-way distinction made by traditional grammar into gerunds, participle and nouns. Demiş, kaynak belirtin demiş. Bu cümleyi de gerundlara yapılan bir itiraz olarak görüyoruz. Burada da böyle temiz, clear-cut, yani
dörtbaşı muamur, temiz bir anlatımın olmadığını, modern ve klasik gramer anlatımında buna da çok girmenin gereği yok. Diyelim, benim için anlatmak istediğim konular bambaşka. Burası biraz girizgah oldu. Latince gerundını Latince öğrenen dostlara bırakıyorum. Ben burayı atlıyorum. Şöyle geçelim bunların diğer dillerdeki özellikleri var ki. Şurada in Turkish ile başlayan bir kısım var. Bunu bir okuyayım. Bunu ilk gözden geçirirken görmemiştim. Türkçe'de bakalım gerund olarak bize ne anlatıyor Wikipedia. In Turkish, it refers to a large number of verb endings subject to vowel harmony and sometimes used in conjunction with postpositions. Yani Türkçe'de gerund'un neye refer ettiği, neye bizi atıfta bulunduğunu burada anlatmış. Burada da ses uyumuna, vowel harmony, bizdeki o büyük işte ses büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu, ses uyumu dediğimiz hususa bağlı olarak büyük bir sayıda, large number, çok sayıda bir tür fiil eki ne atıfta bulunduğunu ifade ediyor gerund olarak. Bu işte bence yanlış bir anlatım. And sometimes used in conjunction with postpositions. Burada da postpositions dedi. Yine bizim eklerimiz diyoruz. Türkçe çekimli bir sondan eklemeli bir dil. Biz ne yapıyoruz? Bir takım çekim eklerimiz var. Bir takım ne diyeyim, türetme eklerimiz var. İngilizce'den çok farklı bir şekilde kurguluyoruz. Diyor ki şimdi bu yapılara da called, zarf fiil, bağ fiil, ulaç, or gerundium. İşte ufuğun internette denk geldiği bilgi bu. And defined as a verb used as an adverb in a sentence. Yine burada bir soru işareti. Hadi bakalım. Sadece fiilimselerin zarf fiiline burada vurgu yapmış ve ne olarak tanımlanıyormuş? Bir cümlede zarf olarak kullanılan fiiller. İşte sıkıntı bu. Sadece zarf fiil olarak kullanmıyoruz biz Türkçedeki gerund, yani İngilizce'deki gerund'un tam karşılığı. Yani gerund içeren bir cümleyi yerine göre isim fiili de çeviriyoruz. Direkt sıfat olarak da çevirebiliyoruz. Ya bu çok eksik bir tanım. O yüzden ben bunu kabul etmiyorum. Diyelim Muharrem Ergin'in kitabına üniversiteler için Türk dili sayfa 310'a da kaynak vermiş. Çok eksik yani. Hani hatalı diyemiyorum ama eksik bir tanım bu şekilde kalıyor. Ne diyor? The Turkish gerund, yani Türkçedeki gerundlar, may also constitute part of an adverbial clause. Yani zarf tümlecinde veya zarf cümlelerinin bir parçasını oluşturabilir diyor. Eksik bir tanım bu anlamıyla. Geldik Zurna'nın son deliğine. Gerunds in English. Anlatmamız gereken konu bugün sizlere bu. Şöyle bir bakalım, bir soru var mı? O Aksiyoma da gelmiş. Hoş geldin Aksiyoma. Botları engellesem chatte görmüyorum. Çok fazla bot var. Ben de bunu bilmiyorum. Neden Streamlabs bizi veya işte Moolbot. Sizin gerçekten yazdıklarınızı chatte görmek benim için de zorlaştı. Bunu rejiyle konuşacaktık. Unuttuk. Bakacağız. Şimdi dostlar ing form kullanıyor dedik. Participle'larla karıştırmayacağız dedik. Peki devam. Çok bu cümleleri okumak için daha çok örnekleri vermek istiyorum. Şimdi burada güzel bir örneğini vermiş. Burada bir yapımız var. İngilizce'de cümlelerin kuruluş sıralaması. Bu şekilde eating this cake is easy. Yani bu keki yemek kolaydır diye çeviriyoruz. Peki ne kolaydır? Bu keki yemek. Demek ki to eat fiilinden bir özne kurgulayabilmişiz burada. Peki structure of non-finite clause dedi. Eating this cake. Burada bir öznemiz yok. Eating this cake. Bu şekilde eksiltili bir şeye bağlanması gereken bir yapı var elimizde. Demek ki tek başına bir cümle bu şeklinde kuramıyoruz. Formasyonlarımıza buradan sonra devam etmeyelim. Direkt use'lara bakalım. Şu ikinci sırada anlatmak istediğim bir konu çatılarının çekimine göre. Şimdi nasıl yapalım? İsim olarak kullanılış şekillerini incelemiştik. Ben şurada tahtama geleyim. Fiili isim yapar dedik. Mesela birkaç tane örnek yazalım. Şöyle şey yapalım. Mesela şu an benim yaptığım olay ne? Teaching ne diyeyim? English is enjoyable. Yazamadık. Enjoyable. Biraz da küçültelim 20 punto fazla. Yani İngilizce öğretmek
İngilizce öğrenimi, İngilizce öğretimi ne diyeyim, zevklidir, eğlencelidir. Burada ne yaptık? Direkt subject, özne olarak kullandık. Burada ne oldu bu arkadaş? Yine bir isim oldu. Peki ikinci bir örnek yazalım. I enjoy teaching English. Ben İngilizce öğretmekten hoşlanıyorum, zevk alıyorum. Bu sefer, bakın enjoy'dan sonra teaching gelmiş ki zaten bu kullanım bize milli eğitimde anlatılan tek gerund konusu. Elinizde iki fiil varsa fiilleri ezberleyin. Bir takım fiiller gerund alıyor. Mesela enjoy bunlardan biri. Eğer gerund almıyorsa da infinitive alıyordur. Bu iki fiili böyle birbirine bağlarsınız. Amenna. Ama bu bana gerundların ne diyeyim, üç ana başlıkta benim burada anlatmaya çalışacağım kapsamının artık suyunun suyu. Sadece bir fonksiyonu. Buradaki isim, bakın yukarıda özne yapmıştık isimle. Şurası özneydi. Burada da nesne yaptım. Enjoy'a bağladım. Ben neyden hoşlanıyorum? İngilizce öğretmekten. Şimdi Türkçe böyle çeviriyoruz. Ne arıyor o zaman? İnsan bir from koymak istiyor. Bir dendan. Türkçe'de bir dendan var çünkü ben ne diyorum? Öğretmekten hoşlanıyorum. İngilizce böyle kurmuyor. Teaching English burada bir obje, bir nesne ve enjoy'un geçişli nesnesi. Buradaki kavramı zihninizde oturttuysanız, oturtabilirseniz dostlar, İngilizce'de çok büyük bir merhale kat edeceksiniz. Şöyle de ayırmış olayım. I enjoy teaching English. İngilizce öğretmekten zevk alıyorum. Türkçe kurguladığımızda neyden hoşlanıyorum? Türkçe öğretmekten. İşte oradaki kurgu başka. Mesela az önceki bir gerund ifadesini Wikipedia anlatmaya çalıştı. O değil. Bir dendan var. Bu sefer bunu böyle bir ifadeyi İngilizce'deki işte o object veya bir fiilin objekte bağlanması, işte bunların bazen non-finite formlarla yapılması konusu çok önemli. Bunları bileceğiz. İngilizce düşünme tarzı budur. Bu anlamda ben bir çeviri yapıyorum diye, biraz daha çeviri odaklı gidelim. Aktaracağım cümlenin parçacığı ne? Özne mi? Yüklem mi? Nesne mi? Tümleç mi? Şimdi burada teaching English bir ing form, bir gerund ve bir nesne. Direct object, direkt nesne. Enjoy'a bağlayabiliyoruz. Demek ki ikinci bir işlev olarak burada benim nesne yapmama imkan sağlıyor. Bir işlevi daha var. Devam edelim. Bunlar görece kolay örnekler arkadaşlar. Diyelim ki my job is teaching English. Şurada teaching English diyelim. Büyük E yapamadım. Bunlar yine basit cümleler. Ne diyor? Benim işim, benim mesleğim İngilizce öğretmektir. Bu sefer de is yardımcı fiiliyle yine teaching'i bağladık. Burada da bunun participle olmadığını, gerund olduğunu gözümüzün anlaması gerekiyor. Bu tabii biraz pratik meselesi. Burada hani my job is teaching English bir present continuous tense ifadesi değil. My job'la, yani şurada benim işimle, yine burada aslında bir tür nesne demek doğru olmayacak. Çünkü burada is yardımcı fiili bu iki olguyu birbirine denkleyen bir olgu, eşitleyen bir olgu. Çünkü şuradaki gibi bunu object düşünemeyiz. Burada daha ziyade yardımcı fiillerde buna complement diyor İngilizler. Yani bunun tamamlayıcısı, tümleş de değil. Orada da bir şey olmasın, karışık olmasın. Bunlar en basit üç kullanımı. Farklı türlü isimlerde ne tip işlevler kazandırıyoruz? Mesela açıklama ifadeleri koyuyoruz ki bu edebiyat, yani edebi metinlerde, yazılı metinlerde çok karşınıza gelecektir. Bu sefer şöyle bir şey kurgulayalım. She, yine enjoy'dan gidelim. Enjoys diyelim çünkü she. Her jobs. Tamam. Kendi işinden, kendi mesleğinden, kendi işinden hoşlanıyor. Bir açıklama yapmak gerekecek. İşi ne? Teaching English. Şimdi mesela böyle bir cümlelerin, bu tip cümlelerin bazen ben yanlış çevrildiğini hissedebiliyorum bir Türkçe metinde. Çeviri bir Türkçe metinde. Bazen şöyle bir virgül koyuyor. Bir teaching English diye devam ediyor. Ve bunu bazı çevirmenler
Buradaki mayına basıyor. Ha diyor, teaching var diyor, virgül var diyor. Bu burada büyük ihtimal sadeleşmiş bir relative clause'dur. Buradaki her jobs'ı niteliyordur. Ben de bunu şöyle çevireyim. She enjoys her jobs teaching English. Yani diyelim ki o İngilizce öğretmek olan mesleğinden zevk alıyor, hoşlanıyor gibi çeviriyor. Bu bir yanlış çevir arkadaşlar. Buradaki virgül teaching yapısı, virgül ing yapılardan çok bahsediyorum ben. Çünkü çok fazla farklı örnek var. Mesela buradaki de tamamen bir açıklama ifadesi. Bunu mesela şöyle çevirme imkanımız olabilir. Mesleğinden zevk alıyor, hoşlanıyor ki mesleği İngilizce öğretmektir. Hani her diyelim, her job diye, bu da jobs yazmışız. Şunu silelim. Nerede sildiğimiz? Bir typo yapmışız, kusura bakmayın. Şöyle diyelim. Yani on her job diyelim is teaching English gibi bir cümle ifadesini, bakın ne yapıyoruz? Pratik bir şekilde ikinci bir cümleye gerek kalmadan bir explanation yapmak adına virgül teaching. Burada bu herhangi bir relative clause falan değil. Bu yine gerund'un bir işlevi ki burası da bir isim. Arkadaşlar biraz karışık gittiğinin farkındayım. Sizin örnekleriniz, bakayım. Benim işim İngilizce öğretiyor. Exceptiona değişik bir açıklama yapmış oldu. She enjoys dancing. Fiilin nesnesi görevinde. Aksiyona kaptı bu işi. Anlatmak istediğim oydu. Daha basit olarak yazmış oldu o da çete. Bir kullanım daha var. YDS gibi sınavlara hazırlananlar biraz kulak kesilsin. Bu sefer ben Türkçesini yazacağım. Bakalım sizler bunu nasıl İngilizceye çevirirsiniz? İngilizce öğretmeye meraklıyım. Dostlar bunu nasıl çevirirdiniz? Siz bunu çevirdikten sonra ben buraya bunun İngilizcesini alacağım. Bir bakalım. Şöyle İngilizce öğretmeye meraklıyım. Burada da gerund'un farklı bir kullanım şeklini incelemiş olacağız. Axioma, exceptiona, Harlands bekliyorum sizin de Ufuk. Bakalım ne şekilde çevirirdiniz. İngilizce öğretmeye meraklıyım cümlesini gerund kullanarak I am interested in teaching English. Süper oldu bu Harlan. Direkt senin cümleni kopyalayacağım ve koyacağım. İşimi kolaylaştırmış oldum. Şöyle şurayı silelim. Harlans'ın yazdığı doğru dostlar. Şimdi buradan neyi anlatacağım peki? Şurada bir in görüyorsunuz. Bu ne bir? Bir preposition. Burada I am interested ile bağlamış. Bu da bir yapı. Interest. Burada in preposition aldın artık. Bileceğiz bu tip şeyleri. Ezberleyeceğiz dostlar. Bir preposition'ın nesnesi de her zaman ing formda çekilir ve bu da bir gerund'dur. Mesela buna benzer ne diyelim? Notlarımda bir tane örnek var. He is capable of teaching English effectively diye bir not almış. Mesela oradaki yani capable of bir şeye yapabilmek, bir şeyin yeteneğinde olmak, bir şeyin ne diyelim? İstidadında olmak eski Türkçeyle. Mesela capable of var. Capable of teaching. Bu tip şurada yazalım hatta. Bu tip prepositionların nesnesi dostlar yani objeleri object diyelim gerund olur. Bu YDS özel mesela YDS gibi sınavlarda sorulan bir özelliktir. Böyle bir preposition'ı verir. Close test'te mesela bu nokta 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 bırakır. To teach koyar, teaching koyar, taught koyar. Yani onu çeker böyle participle, past participle olarak da. Ya da ne diyelim being teach falan böyle çeşitli şeyler yapar. Close testlerde çok karşımıza gelir. Preposition'ın alacağı bir nesne hani neye meraklıyım? İngilizce öğretmeye. Oradaki o nesne özelliğini bununla yapıyoruz. Bu da önemli bir işlev idi. Onun dışında bir özelliğimiz daha var. Altıncı bir özellik olarak onu da yazalım. Bu sefer direkt cümleyi yazayım mı yoksa yine size çevirteyim mi? Ne diyorsunuz? I am in love with teaching English. Bakın kendi şey öğretmenizi oluşturdukça daha güzel oluyor. Curiosity. Curiosity olur mu olmaz mı Harlans? O şimdi şu direkt orada now. Curiosity merak mı demekti? Evet.
Ufuk. Çok fazla bot yazısı var. Gerçekten sizinkileri göremiyorum arada dostlar. Eğer göremezsem bir daha yazın. Şimdi buna benzer. Madem preposition'dan sonra gerund geliyor. Yine aynı şekilde buna benzer bir kullanımda iyilik formlarında yani işte my, her, his ya da ne bileyim the government gibi bir şey böyle iyilik ekiyle kurguladığımızda ve orada da bir yine isim pardon fiil soylu bir kelime varsa orada da ne diyelim gerund kullanılır. Buradaki örnek cümlem de şu. Hemen yazayım. I cannot understand. Anlayamıyorum. Neyi anlayamıyorum? His insist on alır arkadaşlar. Such an unimportant detail. Yani böylesi önemsiz bir detay üzerindeki ısrarını anlayamıyorum. Takişi'deki his insisting tarzı kullanımlarda işte her insisting, his insisting, my insisting ya da illa pronoun kullanmak zorunda değiliz. Ne diyelim? The firm's insisting, yani işte firmanın ısrarı diyelim. The firm's insisting, the school's insisting, işte tekerleme gibi oldu insist burada. Bu tip possession, iyilik bildiren durumlardan sonra da iyilik. Ben sonra da yine gerund ifadesi gelir. Bu da bilmemiz gereken bir hususiyet. Şunları da şöyle alalım ki vurgulamış olalım. Onun dışında fiili isim yapar dedik. Güzel. Yine isim yapar şeklinde ben şöyle ya vurgulamış olayım. Fiili sıfat da yapar. Bu yani daha iyi de ayrı yazmış olalım. Fiili sıfat da yapar. Güzel. Birkaç örnek ver hocam. Verelim. Yine cümlelerimiz hazır ama bu sefer size yazdıracağım. Can oturma odasında. Çevirin bakalım. Çok basit bir cümle. Kendiyle o. Can bu arada. Can oturma odasında. İyilik sıfatı, iyilik zamiri. İyilikle alakalı çok şey var. Türkçe karşılıklarını karıştırmamak adına. Can is in the living room. Ya XX Can'ı. Bunlar A1, A2 konusu hoca. Biz bunları gözümüz kapalı yaparız dedi. Direkt senin örneğinle yazacağım. Burada artık living to live fiilinden geliyor. Bunu zaten herkes ayırdına varıyor. Is in the living room. Şöyle doğru yazalım. Hadi burada living başlı başına ejektif olmuş. To live living room. Buna benzer ne diyelim? Biraz daha düşünelim. Farklı bir örnek aklıma gelir gelmez. Şu an için bir örnek aklıma gelmiyor. Ben o yüzden fazla da bunları üzerinde durmayayım. Zaman referansları kısmına geçmek istiyorum. Çünkü yani aslında dostlar çok basit olduğunu gördük değil mi? Gerund diye öyle kafamız allak bullak olmayacak. Gerundların aslında birer çoğunlukla isim, bazen de sıfat olduklarını, bunların aslında bir isim veya sıfat olduklarını sadece soylarının, atalarının, ceplerinin, fiil, bir zamanlar fiilmiş. Teach bir fiil biliyorsunuz, to teach. Ama bana teach fiil olarak lazım değil, bir isim olarak lazım dediğinizde gerund fonksiyonunu kullanıyoruz, gerund yöntemini kullanıyoruz. Bu şekilde onu isim yapıyoruz. Dediğim gibi bir takım İngilizce'de has hususiyetler var. Şunlar çok kolay örneklerdi. Bunları zaten ilkokuldan beri biliyorsunuz neredeyse. Şu kısım biraz belki ilk defa gördüğünüz bir açıklama cümlesi. Çünkü bu da eksiltili bir cümle adı üzerinde. Non-finite diyoruz, öznesiz diyoruz. Burada bir öznesi yok ama she enjoys her job noktasında her job'ı yani onun mesleğini açıklamamıza yarıyor. Şimdi tutup bir daha cümle kurmama gerek yok. Her job is teaching English. Yok, İngilizler pratik insanlar. Böyle bir kullanım alanını gerunda eklemişler. Onun dışında in teaching gibi hani preposition'dan sonra gelen nesneler gerund alır. Bileceğiz. Ya da bu tip his insisting gibi ne diyeyim, iyilik zamiri veya işte iyilik
ekleriyle yani iyilik belirten isimlerden sonra da bu tip noktalarda biz gerund'ı kullanıyoruz. Bir soru var mı? They began to live living together. Bazı fiiller hem gerund hem infinitive. Exception'ı fiilimsi işe demiş. Yayının başını kaçırdığını kabul ediyorum. Fiilimsi diyenleri sopayla kovalıyoruz exception'ı. Yani biz Türkçe'de fiilimsilerle buna benzer yapıları kuruyoruz. Ama gerund başlı başına gerund eşittir fiilimsi değil. Şaka şaka canım, değil mi? Ya değil de ben küsme. Cooking course burada ejective olarak mı? Harlan da arkadaşlar konuyu %100 anlamış bir şekilde sorusunu sordu. Aynen bir sıfat. Cooking course. Yani ne? Cook burada to cook fiilinden artık to cook fiil olarak işimize yaramıyor. Bana cook'la beraber o cook ifadesiyle bir niteleme yapmam gerekiyor. Bir sıfata ihtiyacım var. Buyur diyor İngilizce. Bizim gerund silahımız var. Bu gerund silahıyla gidebilirsin diyor. Ama sıfat yap diyor. Bu noktada hani belki sıfat, fiil Türkçe'de bunu karşılıyor mu? Karşılıyor. Ama sırf sıfat, fiil karşılamıyor. Ama gerund ifadesi başka formlarda da Türkçe'de karşımızda eşdeğer olarak var. O yüzden karıştırmayalım diyorum. Şimdi bu noktaya kadar anlatmış olduk. Şimdi ben size yine Türkçe kelimeler, Türkçe pardon cümleler vereceğim. Şu zaman referanslarının altını doldurmuş olduk. Nasıl yapsak şunu? Şöyle biraz şunları keselim. Kendimize yer kazanalım. Şuraya bir gelelim. Yine önce Türkçe bir cümle olarak karşılığını yazacağım. Sizden İngilizce karşılığını bekleyeceğim. Diyelim ki Ayşe, kırmızı yazma, gri de yazma. Paint'i seviyorum dostlar, kusura bakmayın. Ayşe, bir otomobil satın almayı düşünüyor. Direkt önümde İngilizce örneğinden çeviriyorum. Basit bir cümle. Bekliyorum sizden. Bakalım nasıl çevireceksiniz. It's difficult finding a job these days. Mesela aksiyonu burada daha farklı kurabilirdin. Mesela it's difficult. Bunu anlatmıştık bir önceki infinitive dersinde. Diye ben pembe hocam pembe ile yazalım. Olur Ufuk. Haziran bitti ama Ufuk. Temmuz'a geçtik. Pembe yazmayalım. Aksiyoma bizim infinitive dersimizde bazı şeyleri kaçırmış. Bu da it's difficult'la bakalım gerund mu kullanıyorduk. Infinitive mi? Değil tabii ki. Ayşe is considering çok hızlı gidiyor ya pardon. Buying a car. Tamam. Başka ne örneklerimiz var? Hardans yazmış. Ayşe is planning to buy a car. Ardans dersimiz gerund. Gerund düşün. Kurduğum cümlede gerund olmalı diye son kontrolünüzde yapın. Continuous kurmayalım dostlar. Şimdi mesela aksiyoma continuous tense üzerinden gitmiş. Daha simple present düşünün dostlar. Fiilinizin, ana fiilinizi simple present olarak düşünün. Ayşe bir otomobil satın almayı düşünüyor. Tamam ben yazayım bunu direkt. Kolay bir cümleydi. Ayşe considers buying a car. Şimdi kolay tamam hoca diyorsun ki bu etken çatıdan en basit zaman referanslı gerund yapısı. Şöyle bir örnek vereceğim bu sefer. Bakalım bunu nasıl kurgulayacaksınız. Basiti verdim. Çoğunuz yazdı geçti. Zaten onu yapacağınızı düşünüyordum. Şöyle bir bakayım. Örneklerim çok fazla cümlem var. İsimde de Türkçe yazayım Murat. Aslında burada Murat yazmıyor ama ben Murat yazayım. Murat bir hata yaptığını kabul ediyor. Bunu nasıl çevirirdiniz? Murat bir hata yaptığını kabul ediyor. Şimdi burada bir durum var. Murat kabul ediyor. Şu an kabul ediyor. Ama hatası geçmişte. Şimdi zaman referansları başlığı altında bunu inceliyoruz. Bunu biraz düşünelim bakalım. Yukarıdaki hem satın almak hem düşünmek present'ta olduğu için
kolaydı. Ama burada hata geçmişte yapılmış. Ama hatanın yapıldığı bugün, şu an kabul ediliyor. Bunu nasıl kurgulardınız? Murat Ezmet aksiyoma. Çok güzel. Direkt ilk beklediğim yapıyla yazdın. Bunu da anlatacağım. Buna benzer bir şey Discord'da yapmıştık. Herkes buraya gidiyor. Yanlış değil. Bu arada. Ama dersimiz gerund aksiyoma. Bana gerund ver. Dostlar bana sormayın. Ben size sordum. Merak ediyorum. Yani biliyorsanız çat diye yazın. Bilmiyor yani biraz biliyorsanız uydurabildiğiniz şekilde böyle gramer formunda düzgün bir şey bekliyorum. Ya da bilmiyorsanız bam 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 da yazabilirsiniz. Evet. Hata geçmişte yapıldı. Aksiyoma bütün silahlarını kullandı. Tool making ile böyle ben infinitive, gerund, ortaya ne varsa dökerim dedi. Şöyle yapayım. Kabul etmek olarak şu fiili kullanabilirsiniz dostlar. So acknowledge fiilini kullanabilirsiniz. Ben burada zaman referanslarına ve gerundlara tekrar dikkat çekiyorum. Bu da gol değil aksiyona. Hadi bakalım. Murat bir hata yaptığını kabul ediyor. Hata geçmişte yapıldı ama bu hatanın yapıldığının kabulü present'ta, bugün de, şimdi de. İngilizce bunu nasıl yazardınız? Öğretmeniniz, patronunuz size bir çeviri görevi verdi ve bekliyor. Hadi bakalım. Gubert 31 bizi ve Eren abicim takibi almış. Hoş geldiniz dostlar. Sizler de hemen çeviri işine girişebilirsiniz. Murat bir hata yaptığını kabul ediyor cümlesini. Bakalım nasıl çevirdiniz. Murat is acknowledging to having made a mistake. Ah, aksiyoma yine bütün tuşlara bastım. Yazamazdım ona. Arnat yazamazdım diye bir şey yok. Deneyeceğiz. Elimizi kana bulayacağız bugün. Şimdi yukarıda bir tane non clause'lu gördüm. Bunun denk bir cevabı. Ama biz gerund arıyoruz bakın. Biz Türkler olarak hemen kafamız non clause'a gidiyor bu tip şeylerde. Bunun da bir sebebi var. Yazdıktan sonra anlatırım. Neden kafalar non clause'a gidiyor, isim cümlelerine gidiyor, isim cümleciklerine gidiyor. Discord'da da geçen buna benzer yaptık. Bütün dostlar, gönüllü dostlar hemen non clause'da kurguladılar. İşte bu da neden kaynaklanıyor? İngilizce eğitimlerimiz esnasında sağlam bir gerund infinitive bilgisiyle donanamadığımız için. Ve kimse de bizlere, sizlere arkadaşlar İngilizcenin ne diyeyim özü, esansı Murat acknowledges making a mistake. Vallahi yaklaşıyoruz ya. bakın, zaman referansı başlığı altına koydum. Hatanın geçmişte, kabulün bugün de olduğuna işaret ettim. Şöyle yapalım. Şuraya gidelim. Şimdi dostlar, gerund'un ne şekilde yazıldığını oluşturulduğunu biliyorsunuz. ING, hoca sonuna ING getiriyoruz. Bu kadar basit. Güzel. Aktif çatıda, yani etken çatıda present ifadelerde doğru, loving olarak kullanırsınız. Bunu edilgen yapacağınız zaman bir yardımcı fiili getirerek being loved şeklinde yapıyoruz. Bakın burada loved olmasına rağmen bu şekliyle bir yine gerund yapıdır. YDS aşırı sever. Bunları gerekirse ezberleyeceksiniz dostlar. İşte infinitive'de benzer formasyonlar, participle'da benzer formasyonlar. Çatı burada önemli değil bu örneğimizde ama being loved'ın present tense'te veya işte present için tabii present'ın continuous hali veya yine future ifadeler de giriyor. Etken çatıda perfect yani geçmişte bir referans ilişkisi kuracağımız zaman kullanacağımız yardımcımız var. Have oluyor bu sefer. Having loved şeklinde gidiyoruz. Bunu pasif yapacağınız zaman have yetmiyor. Bir de yanına being getirip having been loved yapıyorsunuz. Bunu da benzer bir soracağım. Burada kullanacağımız hususiyet bu formdu. Gelelim örneğimize. Yazalım. Şimdi Murat, kabul eden Murat. Murat hangi eylemi yapıyor? Şöyle yapalım. Acknowledge. Bunu da yazmak çok zor ya. Şöyle yazalım. Hoppa. Klavyem kilitlendi dostlar. Bu nasıl oldu? Shift'e mi bastım?
Yazıyorum, yazmıyor. Heh. Geldi mi? Geldi. Hey, biraz uzun bastık. Having made a mistake. Şimdi chatte ben bir tane şey gördüm. Söyleyin şunun adını. Non-close şeklinde de gördüm. O da yanlış değil. Hani Murat, şunu buradan alalım, örnek gitmesin. Murat acknowledges that he, ne diyelim, has made a mistake. Bu ikisi eşler. Yani bu kullanım hatalı bir kullanım değil. Ama şöyle yanına alalım hatta. Denk kullanımlar. Bizim burada aradığımız veya gördüğünüzde anlamanız gereken, yani sonuçta çevirirken böyle çevirip de kullanabilirsiniz. Önemli değil ama karşınıza böyle bir cümle çıktı. Burada kabul etmenin şu anda olduğu ama hatanın geçmişte yapıldığı referansını gerund'la bu şekilde veriyoruz. Tekrar gösteriyorum. Have yardımcı fiili kullanılarak bunu loved yapıyorsunuz. Burada participle'ın bir özelliği bu da. Ama tek başına burada bu gerund artık ifadesi have yardımcı fiiline yüklenmiş oluyor. Biraz detay farkındayım. Aynen XXGeno'da yazmış. Bakın ne kadar sıkıntılı, gördünüz mü? Çünkü bunlar anlatılmıyor dostlar. Yani bana kimse anlatmadı. Ben Cesur Hoca'nın kitabından bunu, hocanın kitabını parçalaya parçalaya öğrendim. Yani hoca nereden bulabiliriz bunları derseniz tekrar Wikipedia'nın Gerund sayfasına gelin. Burada formation kısmında şu bildiğiniz Gerund, en sık karşınıza çıkacak Gerund aktif çatıda. Edilgen çatıları burada ne şekilde kurgulandığı yazıyor. Burada da time referanslarda bunlar önemli. Bir de edilgen çatılı örnek vereyim mi dostlar? Hazır şurada da kopyası önünüzde olsun. Ne dersiniz? Bir de edilgen cümle ver bize hoca diyen var mı? Olur demiş eksekyonu. Tamam, ben de şu kısalardan seçmeye çalışıyorum. Önümde gerçekten çok fazla cümle var. Şöyle yapalım. Şeylerini atayım. Söyleyin şunun adına. Tamam. Örneğimiz şurada yazacağız. Yine Türkçe yazıyorum. Bakalım. Şöyle diyeyim. Ufuk. Ufuk, hala izliyorsan bizi, senin ismini geçiriyorum. Ufuk. Bir bombalı saldırıya güzel yazamadım ya bunu. Şöyle diyeyim, Ufuk'un olduğundan şüpheleniliyor. Hadi bakalım. Bu sefer şu cümleyi çevirmenizi istiyorum. Burada yine bir zaman referansımız var. Bombalı saldırıya dahil olması geçmişte ama şüphelenme bugün de çatımızda edilgen. Yani bayağı zor. Hatta bir tık daha şurada göstereyim. Şöyle bir durum var. Bakalım bu yapılardan hangisi kullanılacak bu cümlede. Ufuk'un bir bombalı saldırıya dahil olduğundan şüpheleniliyor. Ufuk has been suspected of being involved in a bomb attack. Ulan örnekte 15 yıl dedik. Vallahi Ufuk müebbete kadar yolu var. Şimdi Jeno güzel. Has been'e gerek yok. Yani biraz da simple present düşün orayı. Of being orada da az önce anlattığım o farklı zamanlarda, different times'lardaki o zaman referanslarını tekrar düşün. Bir orada ufak hatam var. Aslında onları bir düzelsen
direkt doğru ifadeyi yazmış olacaksın. Jeno'nun bu cümlesini benim anlattığım yönde tekrar da yazabilirsiniz. Bu arada Charlie 9266 kütlesini enerjiye çevirerek gelecek bilimde takipçisi oldu. Hoş geldin Charlie. Hadi sen de buyur, hemen çeviri işine giriş. Ufuk'un bir bombalı saldırıya dahil olduğundan şüpheleniliyor diye. Ben İngilizce, benim hep dernek tabi İngilizce, direkt Türkçe'ye çevirdim. Şimdi sizden o İngilizcesini bekliyorum. Bakalım nasıl çevireceksiniz. Özne Ufuk, hiçbir sıkıntı yok. Ufuk'tan şüpheleniliyor. Ne, Ufuk'un neyinden şüpheleniliyor? Burada bir object var. Bir bombalı saldırıya dahil olduğundan. Tamam, object mi object, bunları başta anlattın hoca ama burada bize ne ifade etmeye çalışıyorsun? Burada zaman referansları, bakın iki zaman referansı başta altında. Burada zamanlar farklı, dahil olmakla şüphelenmek arasında bir zaman farkı var. Bir bombalı saldırı geçmişte olmuş ama kimden şüphelenildi şu anın konusu. Burada bir sıkıntı var. Bakalım onu Gerant'ın formasyonlarına az önce gösterdim. XXX Geno yukarıda çok yaklaştı. Sadece has been ile of being tarafında bir sıkıntı var. Oralar düzeltildiği an doğru olacak. Bir, şöyle bir 30 saniye daha bekleyeyim. Ondan sonra ben doğru cevabı yazacağım. Dur hoca bekle, çeviriyoruz diyen var mı? Galiba yok. Tamam, bunu da ben yazayım. Yine Jeno, teşekkür ederim. Sen bayağı bir yaklaştın. %80 yaklaşmış oldun. It is suspected. Dedi ki, hoca ben Gerund dersinde Gerund kullanmayacağım. Ben Gerund dersinde non-close kullanacağım dedi. Ve doğru yazdım. Yine Ufuk is involved kısmında biraz sıkıntı var. Orası işte arkadaşlar, bu Türkçe'de yok. Sıkıntı yaşamanın sebebi bu. Bakın Türkçe çevirdiğimde de gerek yok, boş ver demiş. Ufuk having been suspected involved in a bomb attack demiş El Yuna. El Yuna gramer anlamında sıkıntılı bir cümle. Bir yardımcı fiil yok. Yani having ile devamın başında ya da sonunda bir şey, mesela başında bir şey lazım. Zorlanacaksın. Yani zorlanmamız ve zorlanmanız çok doğal. Azından bunu direkt yazan bir dostumuz büyük ihtimal C1 seviyesindedir. Advanced seviyedir. O yüzden ben daha ziyade işte A ve B seviyesindeki dostların çevirmeye çalışmasını talep ediyorum chatten. Jeno şaka olduğunu biliyorum. Yazmana gerek yok ya. Tanıyoruz artık seni. Sıkıntı yok. İşte dostlar, yani İngilizce düşünmek, İngilizceyi içselleştirmek biraz da bu. Yani bu tip, ne diyeyim, artık zaman referansı demişiz, 10 bin tane referans kelimesini kullanmak istemiyorum ama İngilizcenin bu artık çok baş bunlar, yani başat ifadeler. Bunun gibi belki 30-40 tane şey ezbere bilmemiz gerekiyor formları. Ulan SS alıp cimere atmayın. Şimdi yazalım. Başlayalım. Öznemiz kolaydı. Öznemiz bizim Ufuk. Ufuk biraz yaramaz arkadaşlar. Şimdi is suspected. Bu arada herkes suspect'i of'la yazdı. Bu çok hoşuma gitti. Farklı bir preposition kullanmadınız. Şimdi bundan sonra ne demiştik? Şuraya bir gelelim. Bakın. İlk kısmı pasifti. Bizim aradığımız gerund'un kısmı. Gerund kısmı aktif. Aktif olduğu için ve geçmiş ifadesi olduğu için yine benzer şekilde pardon, pasifte anlatacağız tabii ki. Benzer şekilde having, being kısmını kullanacağız. Çünkü şüphelenilme, ne diyoruz orada? Dahil olma orada pasif bir eylem. Having been, burada involve'u da yakaladınız. Kelime bilgisi olarak birçok dostumuzun şeyi iyi. Onda gerçekten bir sıkıntı görmemek benim hoşuma gidiyor. Yine bomb attack diyelim. Yani aslında çok da zor değil. Kurgulayacağımız noktalar, şu altını çizelim. Şuranın kurulumu ve şuranın kurulumu. Şurada involved yazacaktık. Bir D eksik olmuş. Şuraya bir D eklesem nasıl olur? Involved. Şöyle yazalım. Tekrar yazalım. Yine bomb attack demiş olduk. Yani İşte bu bizim kolayımızda, ezberimizde, bilgimizde olmayan bir yapı olduğu için, aşina diyeyim, hani aslında bilmiyor da biliyor değilsiniz. Hemen kafalar buralara gidiyor.
deadli bir cümlesi şeklinde kurayım. Olur. Bunda yani is suspected dead şeklinde giden bir şeyi var. Mesela ne deriz burada? It is suspected that he ya da Ufuk was involved. Yine bomb attack diye kurabilirdik. Deadli bir noun clause şeklinde de kurabiliriz. Ama burada bir gerund ifadesinde böyle karşınıza gelen bir cümlede zaten çok büyük çevirilerinize bu aklınıza yine gelmeyecek. Unutacaksınız. Yine dead clause da çevireceksiniz. Ama İngilizce bir metni bu şekilde gördüğümüzde dahil olmanın, involve'un suspect'ten daha önceki bir zamana referans olduğunu bileceğiz. Bunu neden yazıyorum? Bu yine YDS'de, YÖKDİL'de, benzer sınavlarda, close testlerde çıkar dostlar. Şuraları nokta 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 koyar. Buraya da to involve yazar. Dediğim gibi işte involving yazar. 5 tane şık koyar oraya. Sizin buradan having been involved'u metindeki referanslardan, metindeki zaman kurgusundan çıkarmanız istenir. Bu yüzden önemli. Hani yoksa bunu kullanacaksınız İngilizce'de böyle bir anlatımda diye bir gramer naziliği yapmıyorum. Diyeyim. Ne yapayım dostlar? Acınıza son vereyim mi? Gecenin 12'si. Bir saattir bize gerund anlatıyorsun hoca. Gerund için önemli fiillere devam edeyim mi? Yoksa yeter hoca diyorsunuz. Bir bakalım. Chat'in enerjisine göre. Explorer of Universe, evrenin kaşifi bizi takibe aldı. Hoş geldin kaşif. Bu soruya sen cevap ver. Madem bizi beğendin, izledin, takibe aldın. Üçüncü kısma, üçüncü başlığa da hızlıca geçelim mi? Yoksa bence devam edebiliriz. Harlans gerçekten bizi son raddemize kadar tüketmeye, sömürmeye devam edecek. Vallahi Harlans sırf senin hatırın için devam ediyorum. Şimdi şuraları bir alalım. Ben şurayı temizleyene kadar benim bu paint kullanımından rahatsız olan var mı? Öncelikle ondan da bir soralım. Yıl olmuş 2023, bize paint'ten ders mi anlatıyorsun hoca? Gelecek bilimde böyle bir yer mi? Demeyin. Alışkanlık meselesi, biz 1990'lardan beri böyle gidiyoruz. Paint o zamanlar da vardı, şimdi de var. Gelecekte de var olmaya devam edecek. Yaşasın MS Paint diyelim. NASCAR yerine seni izliyorum. Devam abi. Vay. Yok hocam, yorgunsanız. Yok yok, devam ederiz. Sıkıntı yok. Şimdi ezber gereken bir takım kısma geldik. Şimdi gerund için önemli fiiller. Şöyle yapacağız. Gerund verbs derseniz bunun listesi çıkar. Envai böyle liste var bununla alakalı. Ben şimdi ilk açılana bir tıklayayım bakayım. Dedelere gelmeyeceksek. Mesela bu tip listelere bir bakın. Bunları artık yine dediğim gibi biraz ezber gerektiren konular. Hangi fiil gerund alır, hangi fiil infinitive alır? Bu İngilizcenin ezber konusu. Mesela burada gerund alanları bir bakalım. Abhor var. Acknowledge, az önce örneğini vermiştim. Mesela suggest vardı. Suggest'in kendisini de burada görüyoruz. Benzer şekilde şöyle bakayım. Listeyi şöyle önünüze koyayım. Burada bilmediğiniz bir fiil var mı dostlar? Şöyle bir göz atın. Bunlar sadece örnekleyici sayım bu arada. Bunlardan fazla fiil de olacak. Bunlardan bazılarını ben işaret edeceğim. Bunlar mutlaka gerund alır. Onun dışında bu listeleri eğer bir sınava girecekseniz o sınava girmeden önce bir gözden geçirin derim. Warrant ne demek? Direkt en sondan sorayım demiş. Warrant ne? Şöyle görünmüyor mu acaba dedikten? Türkçe'ye warrant diye de hatta bir ne diyelim sermaye piyasası aracı yer alıyor. O warrant'ın kökü de işte bu warrant'tır. Aslında bir çeşit teminat, bir çeşit garanti anlamına gelir. Mesela garanti sözleşmelerinde veya garanti ipoteklerinde böyle bir uç kullanım vardır. O Türkçe warrant. Hatta şöyle de yapalım. Warrant yazalım. Eğer piyasalarla ilgilenenler varsa hani bu tip bir ne diyelim menkul değer vardır. Buradaki direkt Türkçe mesela warrant diye geçmiş şu kelime. Bakın görüyorsunuz. Bunlar menkul değerler. Kökü işte bu kelime. Warrant. Bir tür işte teminat. Başka anlamlara da geliyormuş. Neymiş? Yetki ve ruhsat gibi. Ama biz burada işte garanti etmek, kefil olmak gibi anlamlarında warrant'ta gerund kullanıyoruz. Başka kelime var mı? Şuna da bir bakalım dediğiniz.
Busopia, hay demiş. İlk defa sohbetimize yazıyor. Hoş geldin Busopia. Evet, gerund listesine bakmaya devam ediyoruz. Şimdi burada bazı fiiller hususiyetli fiiller dostlar. Ben yine Türkçe karşılıklarını vereceğim sizden. İngilizcesini uygun fiille gerund formunda isteyeceğim. Ama isteyemeyeceğim, yerimiz kalmadı. Şunu da şöyle alalım. Aşağıya getirelim. İşte Paint'in bu özelliğini çok seviyorum. Şöyle biraz daha alalım. Şuraya koyalım. Şurada altından gidelim. Şimdi şu cümlede bana bunu gerund ve uygun fiille nasıl yazardınız? Örneklerime gidiyorum. Bu film izlemeye değer. Nasıl çevirirsiniz? Kolay bir cümle. Kedi ajan olabilir. Kedi yayını takip etmem izin vermiyor. Evet dostlar, kolay. This movie is worth watching. Exception'ı direkt çat diye yazdı. Dostlar, worth fiili bu anlamda bizim mutlaka gerund'la kullanmamız gereken fiillerden birisi. Şurada bu listenin içine almamışlar mesela worth'ı. Bunu bileceğiz, bu önemli. Bu bir liste. Bu listeyi ben zaten size vermek için yapıyorum. Onu şöyle yapalım. Önce worth diyelim. Bir tire çekelim. This film is worth seeing olur, watching olur. Çok önemli değil. Biz burada watching diye alalım. XXGenon'un. Burada worth'ın özelliği. Mesela gidelim bakalım Oxford worth için buna işaret ediyor mu? Yoksa işkembeden mi sallıyoruz? Durum ne? Çöp. Ne diyor? Worth doing something. Bu tip işte bir şeye değer olmak, bir tavsiye niteliğinde bir ne diyelim? Recommendation dedi mesela. Bu tip bir ifadede worth'ten sonra ing formla bir gerund kullanacağımızı görüyoruz. Bu noktada bir belki anlatım ifadesi olarak da Oxford bize bunu vermiş oldu. İkinci fiilime geçiyorum. Böyle bir 5-6 tane fiil var. Ben yine Türkçelerini vereceğim. Sizden İngilizcesini isteyeceğim. Bu sefer Merve'nin ismini kullanalım. Şu an kendisi yayında yok ama. Merve, geç saatlere kadar oturmaya alışıktır. Bakalım bunu nasıl çevireceğiz. Bunda yine spesifik bir fiili var. Ve gerund alacak devamında. Şöyle alalım. Şöyle güzel güzel bir sıralayalım. Bunu nasıl çevirdiniz? Hemen chat'e döneceğim dostlar. Şöyle düzelteyim şunları. Bunu nasıl çevirdiniz merak ediyorum. Sandman 063 iyi yayınlar demiş. Hoş geldin. Gökhan Bayram, geç kaldık. Vallahi devamını, pardon tekrarını YouTube'da bulabilirsin Gökhan. Biraz daha bir 10-15 dakikamız daha var. İnşallah yeter bu son 10-15 dakika sana. Evet hadi Merve geç saatlere kadar oturmaya alışıktır cümlesini. Çevirelim. Genelde chat'teki dostların ismini vermeye çalışıyoruz öznelere. Jöne'den bekliyorum, Harlandis'ten bekliyorum. Burada da yine işaret etmek istediğim spesifik bir expression var. Ne diyorsunuz? Merve geç saatlere kadar oturmaya alışıktır. Merve is used to hanging out until late hours. Merve is accustomed to staying up late. Tamam, doğru. Şimdi exception is used to, onu en son anlatacaktım. Senin bu used to kullanımında bir durum var bahsetmek istediğim. O yüzden aksiyomanın şu an cevabını alacağım doğru cevap olarak. Şöyle gelelim. Buradaki ifade arkadaşlar bir accustomed ifadesi olacak. Accustomed to ifadesi olacak. Burada da doğru cevap Merve is accustomed
2. Benim örneğimdeki şey neydi? Sen ne yazmıştın? Staying up late yazmıştın. Şuradan alalım onu. Benim örneğim de bu şekilde. A custom neymiş? Demek ki custom ifadesinden sonra da bu sefer to'yu unuttuk şurada. Gerçekten to staying late diyelim. Şimdi diyeceksiniz hani buradaki to infinitive to'su değil mi? İşte değil. Her to da infinitive to'su değil. Bu da a custom ifadesine bağlaşık bir ifade. Bir a custom to. Burada to'sunu bilerek yazdım. Bu şeyde kurguda hani is a custom, has a custom. Bundan sonra yine gerund alıyoruz. Şimdi bir used to gördük burada. Used to'ları biliyorsunuz. Şöyle kırmızı olarak ayrı yazacağım. Used to. Şimdi bu used to biraz sıkıntılı. Bir şöyle bir kullanım var. I used to kullanımı var. Bla bla bla. Bir de mesela Jeno'nun yazdığı gibi I am used to kullanım var. Bla bla bla. Bu ikisinin farkı ne biliyor musunuz? Öncelikle chat'e bir soralım. Bu önemli bir konu. Mesela Harlans da benzer şekilde used to'yu kullanmış. I used to ne? I am used to ne? Harlans eski şeyimizi hatırladı, dersimizi hatırladı. Arkadaşlar, I used to aslında bir past tense kullanımı. Mesela I used to ile geçmişte yaptığımız ama artık yapmadığımız, terk ettiğimiz ifadelerde bunu kullanıyoruz. Mesela örneğimiz direkt bunda da hazırdı. Şöyle bir kontrol edelim. Yanlış olmasın. Hop, hop, hop. Neredeydi? En basit örneği zaten. I used to smoke. Burada mesela bir infinitive özelliği olarak görüyoruz. Bu eskiden sigara içtiğim ama şu an içmediğimi ifade eder. Ama I am used to bambaşka bir anlam. Mesela ne diyelim? Geçmişte olmayan ama şimdi alıştığımız, şimdi artık bizim ne diyelim? Alışkanlık edindiğimiz bir duruma işaret eder. Mesela I am used to ne diyelim? Getting up early. Yani erken kalkmaya, erken uyanmaya alıştım artık bu benim yeni normalim. I am used to getting up early. Bakın burada to'dan sonra bir infinitive alıyor. To'su düşmüş çıplak bir infinitive. Burada ise used to'dan sonra direkt gerund alıyor. Şurada şu noktayı silelim. New subscriber. Şöyle şurayı bir silelim. Selamlar. Ya buradaki durum infinitive, buradaki durum gerund. Ve ikisinin farkı bu. Zaten şurada vereceğim örnek I am used to getting buradaydı. Buna benzer son bir dikkat çekmek istediğim bir grup daha var. Bunu yine Türkçesini yazacağım. Ondan sonra sizden İngilizcesini bekleyeceğim. Ondan sonra da yayını yavaştan kapatırız. Seni tekrar görmeyi ne diyelim? Dört gözle bekliyorum. Hadi bakalım yine direkt deyimsel bir ifade dört gözle beklemek. Bunun İngilizce ifadesi ve yine bir gerund'la bağlama şeklinde görme kısmını bakalım bana chat'e nasıl yazacaksınız? Oğuz Blacksea abone olmuş ve selamlar 3 aydır devam ediyormuş bu arada aboneliğini ve selamlar demiş. Bugün son saniyelerinde yetişmiş oldu dersimize. Oğuz hoş geldin. Evir 26 bizi takip almış. Hoş geldin Evir. Streamlabs ve Moobot izin verirse sizin yazdıklarınızı göreceğim arkadaşlar. Axioma zaten Houston'un da açıklamasını chat'e yazmış. Eyvallah eksik olma Axioma. I am looking forward. Hardlands ben tam bir cümle istiyorum. Tam bir cümle. Tam bir cümle olursa yazacağım. I look forward to see you again. Oğuz Blacksea'nin cevabı. I am looking forward. Veya cümle. Bak Oğuz direkt cümlesini yazdı. Bunte Kof. Bunte Kof bizi takibe aldı. Almanca mı ya? Bunte Kof. Kof kafa demek. Bunte ne demek? Merak ettim. Bunte'nin Almancası neydi? I am excited about seeing him again.
aksiyoma, eyvallah. I am looking forward to see you again. Sandman de forward to see dedi. Oğuz gibi. Evet, farklı bir çeviri yapacak olan var mı? I am looking forward to seeing you again. Harlan story'u tespit etmiş oldu. Direkt senin cevabını alıyorum. Arkadaşlar, looking forward to. Bakalım yazsak çıkar mı? Look forward to geldi. Bu da bir kalıp arkadaşlar. Artık deyimsel bir kalıp haline almış. Phrasal verb diye verdi bizi. Nereden görüyoruz onu? Look forward to doing something. Yine ing formda bir gerund aldığını görüyoruz. Ne diyor? To be thinking with pleasure about something that is going to happen. Yani gerçekleşecek, olacak bir şey hakkında düşünmek. Ama nasıl düşünmek? Onun hakkında olumlu düşünmek. With pleasure, zevkle düşünmek. Bir şey ne diyor? Because you expect to enjoy it. Yani ondan hoşlanmayı bekliyorsun, umuyorsun. Bunu biz Türkçe'de çok güzel bir deyimimiz var. Dört gözle beklemek deyimiyle ben çevirdim. Direkt senin cümleni şuraya bir yazalım. Dostum, sen doğru yazdın. I look forward to da olur. O çok önemli değil o kısmı. Bu şekilde de çekebilirsin. Yazalım onu da. Look forward to. Phrasal verb'ü de gerund alan bir yapı arkadaşlar. Bunun gibi 4-5 tane daha fiil ve işte de phrasal verb ya da ne diyelim deyimsel ifade mevcut. Benim dikkat çekmek istediğim verb, be accustomed to, look forward to ve used, I am be used to. Şu used to'yu karıştırmamak adına şöyle üzerine de bir çizgi çekelim. Gerund anlatımı yapıyoruz. Şunu da şöyle altına alalım. Diyelim benim bugünlük gerund için anlatacaklarım 3 ana başlıkta bunlardı. Kısaca üzerinden geçelim. Gerund bir ing form, bir yapı. Non-finite diye geçiyor, öznesiz yapılar. Bu ailelerin içerisinde infinitive ve participle'lar da var. Infinitive'i bir önceki ders anlattık. Gerund'ı şimdi anlattık. Participle bir sonraki ders. Gerund ne hoca? Gerund arkadaşlar fiili isim yapan bir fonksiyon, bir işlev. Sıfat da yapar, önemli değil. İsim yapar dediğiniz, isim yaptığı grubu, tek başına da olabilir, bağlı, onun yanı dışında farklı fonksiyonlar da ekleyerek, subject, özne yapabilirsiniz. Object, nesne yapabilirsiniz. Ne diyelim? Şu şekliyle buna complement deniyor İngilizce'de. Türkçe tam bir karşılığı yok. Tamamlayıcı desek yani çok doğru değil. Bizde yani is, dırdır yardımcı fiilindeki kullanıma benzer. Bu noktada da kullanabilirsiniz. Virgül yapısıyla kullandığınızda bir açıklama. Her job, virgül, teaching English. Burada her job'ın ne olduğunu, onun işinin ne olduğunu açıklamak noktasında tekrar bir bağımsız cümle veya uzun bir eksiltili cümle kurmak yerine virgül teaching. Akademik, edebi metinlerde sık karşımıza çıkar. Onun dışında bir preposition'ın objekti, nesnesinde de gerund kullanıldığını görürüz. Buna preposition'dan sonra gelecek fiil ing alır der Türk hocalar anlatımlarında. Biz böyle ne diyelim kahve ağzı konuşmayalım. Bir preposition'ın nesnesine ihtiyaç duymuşsa da I am interested in teaching English'da yani bir şeye ilgili olmak, meraklı olmaktaki interest in ifadesinin nesnesi bir şey öğretmekse, İngilizce öğretmekse o öğretmek noktasındaki yapının bir gerund, ing formu olduğunu. Buna benzer şekilde iyelik yapılarından sonra da ki fiil soylu isimlerin gerund'la nitelendirildiğini görüyorum. Mesela burada I cannot understand his insisting. Yani onun ısrarını anlayamıyorum da ki onun ısrarı, onun ısrar etmesi diye Türkçe'ye de çevirebiliriz. Çok önemli. Insisting'e çeviriyoruz. Onda bir artık isim yapmış oluyoruz. To live in the living room. Türkçe'ye tabii oturma odası diye çeviriyor. Yine İngilizce düşünceyle to live in the living room bir sıfat ifadesi kazanmış. Bir tık zor konu. Artık B seviyesini C'ye çıkartan yapılardan birisi bu insanları. Zaman referansları. İki tane aksiyonun aynı zamanda olması kolay. Consider spying diye geçersiniz. Zaten şu olay milli eğitimde öğretilen olay. Ama şu noktalar çok üzerine durulmuyor. Mesela kabul etmek. Şimdi hata yapmak geçmişte. O zaman hangi yapıyı kuracağımızı burada formation başlığında Wikipedia'dan almıştım zaten. Bakacağız. Aynı zamandalarsa aktif çatıda loving, edilgen çatıda being. Burada love fiilini kullanmış, sevmek fiilini. Aralarında zaman farkı varsa birbirlerine göre biri geçmişte olan bir şeyi şimdi anlatıyorsak ya da daha geçmişte olan bir şeyi geçmişte anlatıyorsak aralarında zamansal fark varsa da inaktif çatıda having loved, pasif çatıda having been loved olduğunu
öğrendik. Bu çok önemli bir konu. Şuraya yıldızı şöyle bir atalım. Yıldızı şöyle atalım. Daha güzel olacak. Heh. Bu önemli bir konu. Şu an ben de çok güzel anlatamadığımı farkındayım. Ama ben İngilizce çalışırsam da hangi konuyu çalışırsam warp hızına çıkarım, hızlanırım. Bu konuya çalışın dostlar. Gerund'un ve infinitive'in zaman referansları konusuna. Onun dışında gerund için önemli fiiller ve kalıplara baktık. Ben size worth, be accustomed to, look forward to ve used to, nasıl be used to'yu vermiş oldum. Bunlardan sonra da gerund geldiğini. Buna benzer mesela neler var? Feel like var, it's no use, it's no good, cannot help gibi ifadeler de var. Filmlerde çok görürsünüz. Bunları da mutlaka bakın, şöyle yazabilirsiniz. Idiomatic expressions with gerunds diyelim. Heh, mesela çıktılar. Mesela bu tip yapılarda mesela be used to'yu koymuş, accustomed to koymuş. Bu noktalarda da az önceden işlev noktasını da göstermiştik. Şunların nesnesi olursa, prepositionların nesnesi olursa da gerund'dır noktasında. Hepsi de gerund olmuyor. Bazıları infinitive oluyor. Gerund alanların listesini böyle bulabilirsiniz dostlar. Bakın look forward to'yu da burada vermiş. Bunları internetten bularak hangileri gerund alıyormuş bir göz atın derim. Bunlar önemli. YMYDS, yok değil gibi sınavlarda ya da IELTS, TOEFL'a da giriyorsanız yazacağınız writing'lerde zaman referansını yanlış yaparsanız gitti. Geçmiş olsun cümle üzerine kırmızıyı yer. Bugünden aklınızda kalmasın tek istediğim şey gerund arkadaşlar. Gerund yapıları isimdir diyerek ben anlatımıma son veriyorum. Chat'e hızlıca bakalım. Bu arada chat'te I am yazamıyoruz. Farkındayım. Be fiilinin present. Birinci tekil şahıs çekiminde sıkıntı var. Türkçedeki karşılığı nedeniyle. Hocam diğer elini çok doğru yapana Oppenheimer bilin. O da olur. Uf reklam ya girdiğim gibi. Reklam. Evet reklamları ben vermiyorum Merve. Kendi kendine bu size şeyi Twitch yaşatıyor. Sandman, thank you sir demiş. You're welcome Sandman. Hiç önemli değil. Evet, bana sormak istediğiniz bir husus var mı arkadaşlar? Yavaştan huzurdan ayrılacağız. Gecenin de 12.30 olmuş, yarım. Mert 32.54.64 bizi takip almış. Hoş geldin Mert. Sonraki ders salı mı? İnşallah olsun. Yani bu aralar sıcaklardan dolayı biraz zor oluyor. 21.30'da yapacağız, başlayacağız. Şunu da sorayım arkadaşlar, siz Twitch'i izlemeye saat kaç gibi başlıyorsunuz? Birkaç yayındır biraz normal izleyici ortalamamızın altındayız. O biraz düşündürdü beni. Hani gece biz 11 gibi izliyoruz hoca Twitch'e oturuyoruz başına diyorsanız biraz şey yapabiliriz, derslerin saatini kaydırabiliriz. Normalde 20.45'te başlıyorduk, 21.30'a çektik. Ama izleyici ortalamamız düştüğü için o nokta biraz beni düşündürdü. Yani daha çok kişiye ulaşma noktasında. Sen ne zaman yayın açarsan başlıyoruz demiş Ufuk. İşte Ufuk sen ayrı. Ben sana WhatsApp'tan yazıyorum gel yayın açtım diye. Merve demiş ki Twitch izlemiyorum. Seni izliyorum hocam. Eyvallah. Evet soru yok. Anladığım kadarıyla ben görünce gelmeye çalışıyorum. Eyvallah Oğuz. Ya müdavimlerimize görür mü? O noktada bir sıkıntı yok. Yeni isimler de görüyoruz. O da güzel bir olay. Biraz da şöyle yapalım. Discord'umuza katılmayan varsa arkadaşlar Ünlem Discord, Gelecek Bölümlerinin Discord'una katılın. English Club channel'ımız var orada. Orada olabildiğince aktif olmaya çalışıyorum ben. Sorularınızı gün içinde atarsanız yine gün içinde cevap alma ihtimaliniz yüksek. Geceleri oyuncular izleniyor hocam. Normal. Vallahi işte biz de Müslüman mahallesinde salyangoz satıyoruz Sandman. Yani Twitch'te İngilizce anlatıyoruz. Bir de gramer. Bugün ilk defa bir gramer yayınım. Ortalama 15-20 kişi arası izlendi. Vallahi sizlerin de gözlerine sağlık dostlar. Çete de bayağı bir aktif katılım oldu çevirileri yapma noktasında. XX Geno başta olmak üzere Harlan Saksiyoma, Oğuz Black Sea. Teşekkür ediyorum. Diyelim 1,5 saati YouTube'da geçmiş dersler olmaz mı Elyuna? Dur hemen göstereyim sana.
Şimdi şöyle bir durum var. Yapalım. YouTube'u bir açalım öncelikle. YouTube'u açtık. Arkadaşlar Gelecek Bilim'de ama Gelecek Bilim'de canlı. Bakın şu bizim ana kanalımız YouTube'daki. Biz tekrarlarımızı Gelecek Bilim'de slash canlıya koyuyoruz. 1,9 abonemiz vardı. 1900'ü bak düşmüşüz. 1,89'a düşmüşüz. Hemen abone olarak, bakın ben bile abone değilmişim. Hemen abone oluyorum. bu kanala abone olarak şurada videolar kısmında da bulabilirsiniz. Bütün canlı yayınlarımız, bak bir önceki Infinity yayınlarımız burada. Jules Verne okuyoruz, Dünyanın Merkezine Seyahat. Onların geçmiş yayınları orada, güzel kelimeler çıkıyor. Arada uzaya gidiyoruz, uzay yayınlarımız var. Eski olarak onları da izleyebilirsiniz. Arada dünyada geziyoruz, bak en son İtalya'yı gezmişiz, Roma'dan Venedik'e kadar gitmişiz. Tabii bunlar hep İngilizce çerçevesinde dostlar. Asteroidler hakkında bir reading çalışması yapmışız. Bunu okuyabilirsiniz. Pardon, izleyebilirsiniz. TEDx videoları vesaire onları izliyoruz. Yine astronomi yayını yapmışız. Bazen cümleleri yapı sökeme tabi tutarak bellerini büküyoruz. Bunların gibi hep İngilizce çerçevesinde yapmış olduğumuz. Daha geçmişlerde YDS yayınlarımız var. Ben bu yayınları YDS çalışma yayınları olarak başlamıştım. Direkt test çözdüğümüz yayınlarımız da var. Bak Merve, kapağı senin resmin gelmiş. Kendinde gurur duyabilirsin. İngilizce sunumlarımız, ya buraya gelirseniz birçok eski yayınımız burada var. Sadece benim de yok. Burak Hoca'nın, Alperen Hoca'nın da yayınları, Psi Bilim'le yapılan ortak yayınlarda bu kanalda. O şimdiden 1,90'a tekrar çıkmışız. Abone olanlara teşekkür ediyorum. Buradayız Elyuna. Yani kısaca. Diyelim. Ben yavaştan kaçıyorum dostlar. Hepinize güzel bir akşam, güzel bir gece ve yarın için de güzel bir pazar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Salı, Perşembe 21.30 şu an standart yayınlarımız. Arada kaçak yayınlar olur. Bir gözünüz Twitch'te olsun. İzinleri alınıp canlı makale çevirisi yapılsa. Aksiyon onları da denedik de. Ben geleceğim, hocam ben okuyacağım dersen ben sana makale bulurum, bilimsel makale. Çevirisini yapa yapa okuruz. Ama ben Discord'a gelir ve sesli okurum diyorsan, bana bu sözü verirsen aksiyona, bir sonraki yayın bunu yaparız. Hem seninle de bir tanışma imkanımız olsun. Yani aylardır bir daha bir devamlı izleyicilerimizdensin. Söz veremem. Tamam, canın sağ olsun. Hadi arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Salı, Perşembe 21.30. Kenara not edin.